Herkese merhaba arkadaşlar. Söylediğim gibi bugün Perşembe ve bugün yayınlamayı yapıyorum. Birkaç şey söylemek istiyorum. Tahmin edersiniz ki çok ilginç sorular gelmiş. Bu ilginç soruların bazıları çok genel. Örneğin ayağımda uyuşma var veya belim ağrıyor veya parmağımda şişme var. Böyle bir durumda nasıl beslenmeliyim? Şunu denedim bu olmadı ya da bunu mu yapayım şeklinde. Arkadaşlar sorular genelde çok genel. Çok genel olduğu için benim orada soracağım çok soru var böyle bir durumda karşı tarafa. Ve bu sorulara cevap vereceği cevaba göre de benim vereceğim, hatta öncesinde daha sonrasında soracağım sorular farklı. Akabinde tekrardan alacağım cevaba göre de vereceğim cevap farklı. Artı bazı sorularınız ise çok özel. Onlar da şunu denedim, bunu oldu, bu onu yaptım, bu böyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu gibi yani süreklemiş. Ya da işte benim durumumda şu var, şu var, şu var. Akabinde şunu da denedim, sonra bunu yaptım, sonra bu yani ya da işte glutensiz diyeti denedim. Akabinde problemlerim işte kısmen geçti ama daha fazlası geçmedi. Yani nasıl ilerleyebilirim bundan sonra gibi sorular var. Bu da çok kişisel bir soru. Yani cevap vermek istiyorum fakat vereceğim cevap sadece size özel olmalı. Bu durumda benim soracağım başka sorular var. O sorulara önce cevap almam lazım. Sonra ben başka bir şey söylemem gerekebilir. Bu nedenle de o sorulara da cevap veremiyorum. Bir de vereceğim cevaplar grup cevapları olduğu için ortak yönlerinin olması önemli. Benim size vereceğim cevap bir başkasının için hiç uygun olmayabilir. O yüzden çok özel ilerlememiz gerekiyor öyle bir durumda. Özel ilerlememiz gerektiğinde ise soruyu cevaplayamıyorum. Çünkü özel gitmemiz gerekiyor. Burada bir de bazıları ilaç sormuş arkadaşlar. İlaç etkileşimi sormuş. Şu ilacı, şu ilacı kullanıyorum, faydası var mı? İlaç konuları benim alanım değil. Benim ilgi alanım da değil. Dolayısıyla bu soruları da cevaplayamadım. Kusura bakmayın. Bazı sorular direkt Google'a yazıp bulabileceğiniz sorulardı. Yani o soruları da bana sormayın açıkçası. Yani Google'a yazın. Google'dan bulabilirsiniz. Ondan sonra onları daha iyi oradan görebilirsiniz. Şimdi birkaç şey şu an aklıma gelmedi ama birkaç soru tipi vardı. Dolayısıyla da bu soruları cevaplamadım. Çünkü dediğim gibi ya çok özel ya çok genel ya Google'a yazabilirsiniz ya da bizzat sizinle ilgili olan başka bir şey. Bunları cevaplamadım şimdiden, kusura bakmayın. Dediğim gibi bunlar özel olarak ilgilenmem gereken konular oluyor. Süt konusu çok tartışmalı. Bu konuda haklısınız. Çok fazla tartışma var. Özellikle birçok insan süt ve süt ürünlerinin iyi olduğuna dair, özellikle de kronik hastalığı veya otoimmün hastalığı veya kemik erimesi olan biri için süt ve süt ürünlerinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Her ne kadar bilimsel arka planı güçlü olmasa da çok yanılgıdır arkadaşlar. Bir ipucu söyleyip bu konuyla ilgili daha sonra bir açıklama yapacağım. İpucu şu, süt ve süt ürünlerinin kemik erimesine, falanca hastalığa, filanca hastalığa vesaire her neyse iyi geldiğine dair bilimsel veriler güçlü değil. Ama algı operasyonu çok güçlü. Algı operasyonu bilimsel gerçeklerden daha önemlidir. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla süt ürünleriyle ilgili yapacağım video başka. O videoyu da muhtemelen 10 dakikalık bir video olur. Daha fazla uzun sürmez. Yani belki 10 dakika bile olmaz. Daha kısa da olabilir. Genel hatlarıyla süt ve süt ürünlerinin tehlikelerinin neler olduğunu vurgulayacağım. Tüketip tüketmemek tamamen size bağlı. Özellikle kronik hastalık tanısı olanlar için çok hassas olması gereken bir konu var. Süt ve süt ürünleriyle ilgili. O videoyu da bugün Perşembe ise çok kısa bir süre içerisinde yayınlayacağım arkadaşlar. Yani sadece şu an veri topladım. Veriler üzerinden örnekler ve grafikler şeklinde giderek birkaç şey anlatacağım. Şimdi gelelim sorularımıza. Çok sevdiğim yiyecekleri kesemiyorum. Çok sevdiğim yiyeceklerden bir kaşık alıyorum. Zararı var mı? Keşke zararı yok, sorun değil diyebilseydim. Maalesef zararı var. Bir gluten bile, sadece gluten bile en az 6 ay, gluten için konuşuyorum, en az ama yani bu bir yılda olabilir, kişiye göre değişir. En az 6 ay boyunca kesmek gerekiyor. Bütün buğday ürünlerini kesmek gerekiyor. Akabinde birçok düzelme sağlandıktan sonra tekrardan tanıştırılmalı. Yani tekrardan küçük küçük porsiyonlarda, miktarlarda yenmeli gluten. O yüzden bunun bir şakası yok. Yani gerçekten soruyu şöyle algılıyorum. Ben akciğer kanseri hastasıyım. Sigarayı çok seviyorum. Arada bir tek içsem zarara dokunur mu gibi bir soru aslında bu. Eğer işte ben çok seviyorum, kesemiyorum.
acaba yiyebilir miyim diye gelen bir soru. İsterseniz doktorunuza sorun, o karbonhidrat derken maruldaki karbonhidratı, meyvedeki karbonhidratı, sebzedeki karbonhidratı ima etmemiştir. Öyle bir dünya yok aslında. Onun ima ettiği karbonhidrat birincisi saflaştırılmış, rafine edilmiş her türlü olan karbonhidrat. O da aslına bakarsanız un ve unlu mamuller, şeker ve şeker içeren, şeker eklenmiş olan besinler. Unutmayın ki saflaştırılmış besinlerin içerisinde un da var. Yani un tüketip de ekmek, poğaça, pasta vesaire tüketip de ben saf şeker tüketmiyorum ki diyorsanız algıda biraz problem var. Yani saf şeker tamam, saf şeker ama saf un da bir saflaştırılmış un. Doğada buğday var mıdır? Evet. Doğada buğday yiyebilir misiniz? Çok nadir. Ayda bir avuç belki yiyebilirsiniz. Çok rahatsız eder. Doğada un var mıdır? Hayır. Direkt bağırsak tedavisini yapın. Kortizon kullanmayı, bağışıklık sistemini biraz rahatlatmak istiyorsanız o zaman bağışıklık sistemini aktive etmemelisiniz. O da bağırsak tedavisinden geçer. Ben bağırsak tedavisiyle ilgili çok şey paylaştım. Bağırsak tedavisine, beslenmeyle tedavisine dikkat ederseniz bağırsaklarınızı zaten rahatlatırsınız. Bu bağışıklık sistemini de rahatlatmak anlamına gelir. Bunu yaparsanız kortizonu bıraktığınızda daha kolay, o süreç daha kolay geçer. Hani kortizonu bıraktım, bağırsak tedavisini yaptım, tamamdır bu iş değil. Bu bir geçiştir, bu bir aşamalı geçiştir. O yüzden kortizonu bırakırken bağırsak tedavisine de odaklanmak birinci derecede önemli. Normalde bunu geleneksel tıp yöntemi, geleneksel tıp anlayışına sahip herhangi bir doktora, diyetisyene sorsaydınız mümkün değil derdi ya da mümkün ama işte başka yerlerde daha sonra farklı sorunlar çıkacak derdi. Fonksiyonel tıp kapsamında farklı bir bakış açısı var. O farklı bakış açısı da şu: romatoid artritte sebep olan altta yatan nedenleri ortaya çıkarmak ve onları elemek, onları düzeltmektir. Tabii ki de altta yatan nedeni ortaya çıkıp çektiğiniz zaman, çıkarıp çektiğiniz zaman, yani orayı düzelttiğiniz zaman üstte görünen o eklemlerin ya da parmakların şişmesi olaylarında olmasını beklemezsiniz. Geleneksel tıp şunu yapar, gider der ki işte burada bir inflamasyon var, burada işte bağışıklık sisteminin çok büyük bir aktivitesi var, bunun olmaması gerekiyor. O zaman ben buraya bir kortizon vurayım, işte TNF inhibitörleri vardır, onları vurayım ki rahatlasın. Evet, ama altta yatan nedene hiç dokunulmamıştır. Bu ileride daha büyük sorunlara sebep olacaktır diye tahmin ediyorum. Tahminimden öte aslında hep böyle görüyorum. Ama diğer taraftan fonksiyonel tıp şunu yapar: bunun sebebini araştırır, sebebine inen, o sebebini ortadan kaldırır ki bir daha böyle bir sorun hiçbir yerde yaşanmasın. Yani bir örnek veriyorum. Botunuz, bottasınız, bir teknedesiniz. Botunuz su alıyor. Modern tıp suyu boşaltmaya çalışır. Yani geleneksel tıp anlamında söylüyorum. Bugünkü tıp anlayışı suyu boşaltmaya çalışır. Fonksiyonel tıp önce bir tıpa tıkar oraya. Oranın bir daha su almasını engeller. Önce kaynağına inen, o kaynağı ortadan kaldırır. Kaynaktaki problemi çözer, sonra suyu boşaltır. Hangisi daha etkili? Siz düşünün artık. Süt ürünlerin hepsi arkadaşlar, kefir de dahil, çökelek de dahil, maalesef süt ürünleri dahil hepsini söylüyorum. Ama bunu kısa bir süre sonra açıklayacağım biraz daha detaylı. O zaman bu sorunun cevabını daha iyi alacaksınız. Probiyotik desteği şase ya da kapsül şeklinde hangisi daha iyi? Şase, ne süreli kullanmalı probiyotik, prebiyotik? Bu da kişisel bir şey. Yani kişisel bir soru. Sizin için farklı, başkası için farklı olur. Genelde yani yıllı geçmeli. Genelde öyledir. Yıllı geçmelidir. Bu da çok düz bir bilgi. Muhtemelen demir yetersizliğinden kaynaklanıyor herhalde. Demir yetersizliğinde kuru üzüm kurusunda, yani siyah üzüm kurusunda demir miktarı yüksek olduğu için o önerilir. Daha iyi demir kaynakları var. Onları önerebilirim ama demir ise konu bu. Tabii B12 olabilir kansızlığınızın sebebi. Başka bir şey olabilir. Bu ne olduğuna göre değişir. Genelde öyle. O yüzden işe yarar mı? Yarar ama. Yani hedefi 12'den mi vuruyoruz bilmiyorum. Durumunuza göre.
otoimmün hastalıkların günlük alması gereken besin takviyelerini buradan söyleyemem. Hem kişiye özel hem yanlış kullanım durumunda istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Ondan sonra da sorumlusu ben olurum. Böyle bir şeyin de altına girmek istemiyorum. Bu da kişiye özel olduğu için uzman eşliğinde kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yanlış kullanımının önüne geçmek amacıyla. O nedenle de burada bir otoimmün hastasının neleri alması gerektiğini söyleyemem. Yani omega 3 ve D vitaminini bildiğinizi varsayıyorum bu arada. Bunların kullanmanız gerektiğiyle ilgili bir sürü bilgi de aslında internette bulabilirsiniz. Ben de zaten çok bilgi verdim bununla ilgili daha önce. Sevgili Ayıldız Hanım, sizin sorularınızı cevaplamıştım. Yani isminiz Ayıldız mı bilmiyorum ama isminizin yani numaranızın yanında bu isim yazıyordu. Sizin fazlaca probleminiz aynı anda vücutta bulunuyor. Anladığım kadarıyla da hassassınız. Yani böyle hassas olan kişileri arkadaşlar çok net bir şekilde Sağlıklı Yaşam Okulu'na yönlendirmek istiyorum. Çünkü genel bilgiler burada bir yere kadar fayda sağlayacak. Durumunuza özel bir şeyler yapılması gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla birden fazla hastalık var. Geçmiş olsun. Dolayısıyla da daha disiplinli ve dikkatli bir takibi size öneriyorum. Sevgili hastamız, böyle bir durumda şunu söyleyeyim. Miktarları biraz arttırın, tamam mı? Ama sindirim durumunuzun ne olduğunu bilmiyorum. Karaciğerinizin nasıl bir durumda olduğunu, bağırsakların nasıl bir durumda olduğunu bilmiyorum. Önerebileceğim tek şey, ilk şey daha doğrusu, yağ kaynaklarınızı biraz arttırın. Yağ kaynaklarından kastım da sağlıklı yağlar. Yani bunlar da ceviz, fındık, badem. Bakın fıstık demiyorum. Yer fıstığı olmamalı demek istiyorum. Ceviz, fındık, badem bu üçü. Yemeklerinizi daha yağlı yapabilirsiniz. Zeytinyağı olsun ama ayçiçek yağı değil. Sağlıklı yağlar var, sağlıksız yağlar var. Bunlara dikkat etmelisiniz. Zeytinyağından olsun. Biraz daha miktarlarınızı artırın. Bunları söyleyebilirim. Sindiriminizde problem varsa her türlü yedikleriniz çoğunlukla tuvalete gidiyor olabilir. O da zaten kişisel bir şey. Bunları söyleyebilirim size. Genel olarak bir problem yaratmadığına dair bir sürü şey okudum. Yoğurdun bağırsakları tamir etmesiyle ilgili gerçek bir olgu yok. Aslında yoğurt sadece faydalı bağırsaklar için. O da ev yapımı yoğurt. Yani hazır yoğurtta o etkinin görülmesi, yani böyle bir şey görmedim bugüne kadar. Ama yoğurt bağırsakların sadece ilk etapta fayda sağladığını söylüyorum. Bunu hep grupta söyledim. Eğer nörolojik bir problemimiz varsa, özellikle aslında sadece nörolojik değil. Eğer otoimmün bir hastalığımız varsa veya nörolojik bir hastalığımız varsa, MS her ikisi de bu arada. Romatoid artrit sadece otoimmüne giriyor burada. Hem romatolojik hem otoimmün. Şimdi böyle grup hastalıklarda süt ürünlerinin bağırsakların işleyişini düzeltmek amacıyla kullanılması da çok doğru değil. Ki kullanılacaksa yoğurt çok güçsüz. Onu da söyleyeyim. Yani yoğurt bağırsaklara fayda sağlama anlamında çok güçsüz. Sadece abartılıyor arkadaşlar. Asıl etkili olan şey orada kefir. Ama kefir de belli bir yere kadar etkili. O yüzden tamam doğal tedaviye biz de çok inanıyoruz zaten. Doğal tedavi etme yolunda ilerlemeye çalışıyorum. İlerletmeye çalışıyorum. Yani ilaçsız olsun, işte doğal olsun şeklinde ama yani kefirle, yoğurtla bu işi düzeltebilecek durumda değiliz. Onu belirtmemde yarar var. Natasha Campbell'ın açıkladığı bilgi genel bağırsak tedavisinde ek fayda sağlasın diye. Fakat durumunuzun mesela o otizmde başladı bu nörolojik hastalıklar başta otizm ve nörolojik hastalıklarla ilgili çalışmaya ve bununla ilgili kitap yazmaya başladığında okuduysanız bilmiyorum kitabını glutensiz ve kazeinsiz tariflerle dolu. Kazeinsiz, kazein demek aslında süt ürünü demek. Süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme tedavisi protokolü uyguluyor. O yüzden bir yerlerde demiş olabilir ki ben videoyu gördüm. Yani ev yapımı yoğurt kullansınlar, ev yapımı süt, ev yapımı ayran kullansınlar şeklinde bir konuşması vardı. Ama bu onu söyledi diye hadi tamam hodri meydan artık yoğurt kullanacağız bol bol anlamına gelmiyor. O sadece kullanılacak olan yoğurdun tercihen ev yoğurdu olmasını şiddetle öneriyor. Anlatmaya çalıştım o.
Öncelikle bir kronik hastalığınız varsa geçirgen bağırsak vardır. Hatta biraz daha acı bir tablo söyleyeceğim. Şehir hayatında yaşıyorsak, günlük fiziksel aktivitemizi yapmıyorsak, her gün yüksek miktarlarda, yüksek miktardan dediğim her gün karbonhidrat kaynağı tüketiyorsak, yani bağırsak geçirgenliğinin olma olasılığı çok yüksek. Yani biz işe gidiyoruz, trafiğe giriyoruz, stres yaşıyoruz, iş yerinde ekonomik stresler yaşıyoruz. Akabinde bir de karbonhidratı da seviyoruz. Yani her şeyi birleştirdiğimiz zaman bağırsaklar geçirgendir. Geçtiğini nasıl anlarız? Geçtiğini şöyle anlarız. Çok daha dinç hissederiz, enerjik hissederiz. Pozitif bir psikolojide olduğumuzu hissederiz. Burun akıntımız vardır, eğer varsa tabii kronik olarak. O geçmiştir, baş ağrıları geçmiştir, günlük enerjimiz yerindedir. Bir sürü farklı farklı, kişiye göre farklı farklı sonuçları vardır bağırsak geçirgenliğinden kurtulmuş olmanın. Kendinizi çok dinç, enerjik hissedersiniz. En güzel cevabım bu. Veya varsa bir kronik durumu ya kronik hastalık, o geçmiştir artık. Geçmiş, bitmiştir artık yani. Bağırsak geçirgenliğinin bittiğinin en önemli şeyi bu. Bu seviyede bağırsak geçirgenliğinin önlenmesi de çok kolay değil, emek gerektiriyor. Yapılabilir ama yapılmalı hatta. Yani zaten bunu burada sağlıktan bahsediyoruz. Bunu bu şekilde yapmak zorundayız. Bunu biz yapabiliriz, yapacağız da mecburen. Yani yoksa biz iyi bir hayat yaşayamayacağız. Şunu söyleyeyim, yüksek ihtimalle patlıcangillerden bir tanesini fazla tüketiyorsunuz ve o tükettiğiniz problem yaratıyor. Aşamalı geçiş yapın. Benim önereceğim ilk şey bu. Aşamalı geçiş yapın. İkinci şey ise patlıcangiller grubuna dikkat edin. Önerdiğim beslenme programına 15 günlük kefir içmeden başladıysanız herhangi bir problem olmaz. Korkmanıza gerek yok. Fırınımızda glutenli ürün pişiriyoruz. Sonra glutensiz ürün pişirdiğimizde gluten buna bulaşmıyor mu? Bulaşıyor. Yüksek ihtimalle bulaşıyor. Yani her zaman kesin emin olamam tabii. Fırından fırına, kişiden kişiye değişir. Ama bulaşma olasılığı var. Benim orada önereceğim şey, şimdi çölyak hastası olsaydık şiddetle dikkat etmemiz gerekiyordu. Bu durumda daha fazla temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Fırın içi ve tepsi içi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar dikkatli bir şekilde yaparsak o kadar iyi. Çünkü bu toz olarak bile bulaşabiliyor bir yerlere ve sonra da rahatsızlık yaratabiliyor. Çölyak olsaydı durum çok daha hassas olacaktı. Çölyak kadar hassas değil ancak gene de hassas. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Elimizden gelen dikkati burada ardımıza koymayacağız. Piyasadaki paket kokonun ne olduğunu bilmiyorum. İçerisine bakın gluten var mı yok mu? Eğer işte bir yeterli bilgi yoksa internetten araştırın. Çünkü kokonun ne olduğunu bilmiyorum. Kakao mu acaba diye düşünüyorum. Paket kakao mu? Kakaoysa, kakao da eğer saf kakaoysa gluten yok zaten. Bir diyetisyen eşliğinde eğer süt ürünlerini tüketmeyerek yeteri kadar kalsiyum alıp almadığınıza bakabilirsiniz. Ama eğer bunu yapmıyorsanız kalsiyum takviyesi almanıza yarar olabilir. Kalsiyum artı D vitamini birlikte. Evet olabilir. Bağırsaklarda iltihap çıkması disbiyozisle direkt alakalıdır. Kan bulgusu olmayabilir veya olabilir ya da işte tanılarda bir şey çıkabilir, çıkmayabilir ama eğer bir yanma hissi varsa, eğer bir rahatsızlık varsa, gaz şişkinlik varsa veya vücutta bir problem varsa herhangi bir yerinde o zaman bir disbiyozisten bahsetmemiz çok normaldir. Disbiyozis vardır. Disbiyozis nedir? Disbiyozis iyi bakteri, kötü bakteri dengesinin kötülerin lehine bozulmuş olmasıdır. Bu da bize zarar verir zaten. Yani inflamasyonun yok çıkması önemli değil. Önemli olan ne hissettiğimiz. Cevap evet. Doğru. İlaç kullanmadan sadece beslenme, besin takviyeleri ve doğal yaşamla iyileşilebilir. Doğru. Bunun için de bilinçli gitmek gerekir. Rastgele yapmak bunda çözüm yaratmayacaktır. Yani çözüm üretmeyecektir. Evet, bütün hastalıkların tedavisi var. Fakat A ilacı, B bitkisi alarak bunları çözmek mümkün değil. Demeye çalıştığım şey şu, herhangi bir kronik hastalık
bir sürü farklı bileşenin bir arada bulunmasıyla birlikte ortaya çıkar. O yüzden nedeni bilinmiyor denir. Tıpta modern yaklaşım tamamen tek nedenin ne olduğunu bulmaya çalışır. Problem de orada. Dolayısıyla şöyle bir şey yapmaya çalışıyor. Nerede ben hiçbir şey görmüyorum demeye çalışıyor. Neden? Çünkü tek bir probleme odaklanırsanız hiçbir şeyi görmezsiniz. Sizin de eğer yapmaya çalıştığınız şey tedavisi var mı var nedir? Şu ilaç ya da bu bitki veya şu içecek ya da şu yiyecek gibi bir şey bekliyorsanız üzgünüm ama tedavisi yok o zaman. Ama eğer bütün yaşam tarzınızı doğru ve dengeli ve genlerinize uygun bir şekilde gereken neyse yapacağım diyorsanız o zaman tedavisi var demem mümkün olur. K vitamini ile K vitamininin birlikte alınması ya da birlikte alınmamasından ziyade K vitamininin K vitamini kemikler için elzem olduğunu söyleyebilirim. Mesela K vitamini yetersizliği kemik erimesine sebep olur. Bunu söyleyebilirim. Hiçbir yerde belki duymadığınız bir şey. Herkes kalsiyuma odaklanır, süt ürünleri falan der. Halbuki K vitamini. K vitamini tek başına yeterli değildir ama önemli bir bileşendir. Dolayısıyla D vitaminine çok büyük destek olur bu anlamda. Kemikler için söylüyorum veya bağışıklık sisteminin daha doğru çalışabilmesi açısından söylüyorum. Birlikte alınıp alınmaması konusunda birlikte alınmasında bir sakınca görmüyorum ama bununla ilgili çok net bir şey görmedim ama birlikte alınmasında bir sakınca görmüyorum. Genel olarak şunu söyleyeyim. İçtiğiniz kahve aldığınız takviyelerden daha zararlı. İçtiğiniz kola aldığınız takviyelerden daha zararlı. İçtiğiniz, yediğiniz ekmek, şeker neyse aldığınız takviyelerden çok daha zararlı. Takviyelerin zararı yok hatta. Yani kıyaslamak bile hata. Takviyelerin yararları var. Kaliteli olması kaydıyla. Sadece bu kadar takviyeyi bir arada kullanmak ne kadar problem yaratır diye düşündüğüm zaman şöyle aldığınız şeylere de bakıyorum. Bir problem yaratacak gibi görünmüyor. İlaç kullanımı bile çok daha fazla zarar veriyor yani etkisi anlamında ya da işte 2'li, 3'lü, 5'li, 10'lu aramızda belki 20 tane ilacı günde içen var. Asıl o soru, bu soruyu oraya sormak gerekiyor. Asıl onlara hani zarar vermiyor mu? Genelde şöyle bir şey vardır. Multivitamin, multiminerali kullanmak onları ayrıştırırken karaciğeri yorar. Böyle bir bilgi var sadece. Bu da farklı bir şey. Yani karaciğeri ciddi zarar verir mi? Değil. Zaten ölçülü kullanımı önerir her zaman için bir uzman. O yüzden de bir problem genel olarak yaşanmaz. Kombuça çayı ile ilgili bir bilgi vereyim. Kombuça çayı prebiyotik etkiye sahip, fermente bir çay olduğu için, prebiyotik etkiye sahip olduğu için, bağırsak sağlığı için faydalı. Bunu belirtmemde yarar var. Aldığınız takviyeler tamamen sizinle alakalı, tamamen durumunuza özel ama genel olarak omega 3 ve D vitamini herkesin alması gereken takviyeler grubunun içerisindedir. Kişiye özel uygulamam var. Kişiye özel uygulamam okul kapsamında yapıyorum sadece. Okula gelmeniz durumunda kişiye özel uygulamalarım olacak. Hatta daha fazlası olacak. Orada özel eğitimler de vereceğim. Konunun mantığını da göstereceğim. Mutlaka siteyi de ziyaret edin. Kişisel beslenme planı, kişisel takip ancak o şekilde mümkün olabilmekte. Bir hastamız çok farklı, yine hastalıkların vücudunda olduğundan belirtmiş. Tekrardan söylüyorum, bireysel takip böyle durumlarda daha faydalı, daha mantıklı. Genel bilgiler böyle durumlarda çok işe yaramıyor. Bu hasta grubu biraz ağır geçebiliyor. Dolayısıyla bireysel takibi öneriyorum. Benim yapacağım bireysel takip sağlıklı yaşam okulu kapsamında olacak. Birebir takip artı eğitim olacak mutlaka. Güçlü eğitimler olacak içerisinde. Bir arkadaşımız bazı hastalar iyileşmeyi istemiyor dediğimde bunun hoş olmadığını açıklamış. Gerçekten yani eğer birini üzdüysem kusuruma bakmayın. Fakat belli bir klinik deneyime sahibim ve klinik deneyime sahip başka arkadaşlarımla da ortak söylediğimiz bir şeydi bu. Bu aslında şöyle tanımlanır. Bilinç altında ya da bilinç seviyesinde bilinmez. Yani kişi farkında olabilir olmayabilir. Ama farkında olduğunuzda bunu çözdüğünüzde iyileşme anlamında büyük bir adım atmış olursunuz.
Bu durumda faydanız nedir? Sizin sosyal çevrenizle olan iletişiminize ne gibi bir faydası vardır? Bunu bir inceleyin, bunu bir bulmaya çalışın. Bulursanız zaten ne mutlu. Neler yemeniz gerektiği konusuna gelince arkadaşlar zaten çıkarmanız gerekenleri çıkardıktan sonra geriye yemeniz gerekenler kalıyor. Onları da yiyebilirsiniz. Hani şunu yiyin, şunu yemeyin diye bir şey de yok. Hani ben zaten söyledim en başta çıkması gerekenleri. Konması gerekenler geri kalanlar çoğunlukla. Bir de bireysel farklılıklar var. Bu bireysel farklılıklar da kişi deneme yanılma yoluyla yavaş yavaş ya da birden fark etmez. Yani durumuna göre tabii eklemeler, çıkarmalar yapacak. Geri kalan serbest bölgedeki besinlerle ilgili. Ama yasak bölgeyi direkt çıkarmalı. Addison hastalığında kortizol seviyesini doğal olarak yükseltebilmek istiyorsanız böbrek üstü bezlerinizi rahatlatmanız lazım. Böbrek üstü bezlerini rahatlatmak için ise kaygı seviyenizi düşürmeniz lazım. Şeker düzenlemelerinin yapılması lazım. Stres yaratan etkenlerin uzaklaştırması lazım. Sadece şey de değil. Böyle bir durumda mesela ben normalde 2 öğün beslenme veririm ama böyle bir durumda 5 öğün beslenme bile verebilirim. Stresi azaltmak amacıyla. Fizyolojik stresten de bahsediyorum. Bağırsak geçirgenliğinin azalması gerekiyor. Fiziksel aktivite vesaire. Yani yapılacak çok şey var ama şunu söyleyeyim özetle. Böbrek üstü bezlerinin stres esnasında çok çalıştığını, çok çalışıp yorulduğu duruma biz Addison hastalığı diyoruz. Bunu belirtmeye çalışıyorum. Çalışmasının önüne geçmemiz lazım ki kendini toparlasın. Yani çalışmaktan yıpranmış artık dinlenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden de stres etkenlerini bulup ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu fizyolojik olabilir ki vardır mutlaka. Bir de psikolojik ya da sosyal çevreyle etkileşim vardır. Bu iki tarafa da müdahale etmek gerekir. Yaptırdığınız tahlilde 5,5 pH idrarda mı çıktı yoksa tükürükte mi çıktı bilmiyorum ama ikisi hemen hemen aynı noktayı verir aslında. Aynı bilgiyi sunar bize. Alkali beslenme daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenmedir. Bu asidik yani besinin asidik olmasıyla alakalı değil, besinin vücutta yarattığı etkiyle alakalı bir şey. O yüzden aslında süt, yoğurt, işte et ürünleri tüketmeyerek ya da tahıl ürünleri tüketmeyerek vücudu aslında alkaliye çekiyorsunuz. Güzel bir davranış. Fakat dikkat edin beslenme yetersizliği oluşmasın. Sebze meyve ağırlıklı bir diyet vücudu daha alkaliye çeker ve bizim istediğimiz sonuçları elde ederiz. Ama stres seviyesinin ne olduğu önemli. Yapabilirseniz eğer size mutlaka fiziksel aktiviteyi elinizden geldiğince ama yani tedbiri elden bırakmadan aç karnına yapmanızı öneririm. Bu daha büyük etki sağlıyor alkali bir vücuda sahip olabilmek için. Acı biber MS'de atak geçirmeye sebep olmaz ama acı biber strese sebep olur. Yani vücutta strese sebep olur. Stres atak geçirmenize sebep olur. Böyle bir bağlantısı olabilir. Onun haricinde direkt acı MS bağlantısı yoktur. Veya bildiğimiz kadarıyla yoktur. Bağırsak geçirgenliğini ölçen testler Amerika'da birkaç laboratuvarda sıkı bir şekilde yapılıyor. Türkiye'de görmedim, duymadım. Ama bağırsak geçirgenliği testlerine çok ihtiyaç yok. Nedeni şu, özellikle bir kronik hastalığınız varsa zaten bağırsak geçirgendir. Eğer her gün buğday kaynaklı bir şey yiyorsanız kesinlikle bağırsaklar geçirgendir. Vücutta bazı belirtiler varsa, ciltte baş ağrıları, cilt tahriş veya işte yorgunluk gibi problemleriniz varsa veya yani kronik hastalık veya kronik durum varsa, hoşlaşılmayan durum varsa bağırsaklarınız zaten geçirgendir. Açlık orucunu destekliyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tedbiri elden bırakmamanız da çok önemli. İlaç kullanımı esnasında eğer bir miktar tok kalmamanız olmanız gerekiyorsa buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ek olarak da bunu şeker hastalığı ve insülin direnci durumlarında daha dikkatli kullanmanız gerekiyor bu durumu. Ama yapmanızı desteklerim. Çünkü bunu bir şekilde hayatınıza koymanız aslında birçok ilacın başaramadığı ve yan etkisiz başarıyı sağlamak anlamına gelir. Önerim bir uzman eşliğinde yapmanız.
İşte diyet algısını kesmek istediğim temel şeylerden bir tanesi de bu. Yani diyet dersek adına arada bir bozulacakmış gibi ya da işte ömür boyu yapılmayacak da bir süre sonra bırakılacakmış gibi. Hayır, bu bir yaşam tarzı. Mesela domuz eti yer misiniz? Çoğunluk hayır diyor. Niye? Çünkü günah, yemiyoruz. Tamam işte. Ekmek yemek de günah. Böyle düşünün. Hiç yemeyin yani. Günah olmak zorunda mı yani? Vücudunuza zarar veriyor. Yani günah deyin. Aynı algıyı yaratır yani beyninizde. Aynı şeyi düşünün. Yani arada bir bozarım, sonra uygularım olur mu? Mümkün değil, olmaz. Domuz eti sıklığın, şunu söyleyeyim. Domuz eti yeme sıklığında yiyin. Ekmeği yani. En güzel cevabım bu olabilir herhalde. Sigarayı da öyle. Yani domuz eti yediğiniz kadar sigara için. Eşittir. Hiç. Kişiye özel, herkese buradan kişiye özel bir şey veremem. Kişiye özel durumunda sağlıklı yaşam okuluna davet edebilirim. Ki çok faydasını göreceksiniz. Hem kişiye özel olacak hem bireysel eğitimler olacak. Mükemmel bir eğitim olacak. Tavsiye ederim. SIBO ile leaky gut ya da bağırsak geçirgenliği, SIBO ile bağırsak geçirgenliği aynı şey değil. Fakat biri diğerine sebep olur. Çok etkileşimdir, çok yan yanalardır. Biri varsa diğeri de vardır, neredeyse vardır. Az miktarda da olsa vardır. Yani bir bağırsak geçirgenliği varsa SIBO ya tam vardır, belirgin veya belirgin yoktur ama minimal düzeyde vardır. SIBO varsa bağırsak geçirgenliği zaten kesin vardır. O yüzden SIBO durumunda probiyotiklere çok dikkatli yaklaşılması gerekiyor. SIBO durumunda. Yani gerekirse probiyotik kullanılmayacak. Hatta burada doktorla birlikte yani antibiyotik hiç önermememe rağmen böyle durumlarda kısa süreli antibiyotik kullanımının, kısa süreli yalnız antibiyotik kullanımının ve akabinde hemen güçlü bir destek, beslenme desteği ve probiyotik devamında probiyotik kullanımının daha etkili olduğuna dair bir sürü çalışma var, yayın var. Ama eğer işte antibiyotik kullanmak istemiyorum diyorsanız ki bence yani kullanmamak da çok güzel bir seçenek bu durum için çok güzel bir seçenek. Her durum için bence çok güzel bir seçenek de yani antibiyotiğin istisnai kullanılması gerektiğini düşündüğüm noktalardan bir tanesiydi SIBO. Antibiyotik kısa süreli kullanılabilecek olan bir alan olarak yani bir nokta olarak görüyorum. Ama şimdi antibiyotik kullanılmadan şöyle yapılabilir. Probiyotik desteği kullanmazsınız. Kendinizi biraz aç bırakırsınız. Tamamen yasaklı besinleri çıkarırsınız. Yasaklı besinlerden sonra potansiyel tehlikeli besinleri çıkarırsınız. Bir süre buna eliminasyon diyeti diyoruz. Bir süre beklersiniz. Sonra adım adım teker teker yeni bir besini 4 günde 5 günde bir küçük miktarlarda denemeye başlarsınız. Ve deneme yanılma yoluyla gidersiniz. Antibiyotik kullansanız da bu yolu uygulayacaksınız. Kullanmasanız da bu yolu uygulayacaksınız. Bu SIBO için. Bağırsak geçirgenliği için ise yani eğer SIBO'suz bir bağırsak yani güçlü bir SIBO olmadan bağırsak geçirgenliğini söylüyorsak o zaman bir ay belki 2 ay yani duruma göre değişir. Sonra yani bağırsak geçirgenliği için uygulanan diyetin birinci ayında ya da ikinci ayında probiyotik takviyesinin kullanımı daha doğrudur, daha mantıklıdır. Yani bu durum böyle. Yani SIBO başka bir şey. Leaky gut ya da bağırsak geçirgenliği başka bir şey. Benzer şeyler yani çok yan yanalar biri diğerine sebep olur. Bu nedenle temel tanı ne? SIBO varsa kesin bağırsak geçirgenliği var ama öyle bir durumda SIBO'ya yönelik yapılmalı. Eğer SIBO'suz bir bağırsak geçirgenliği varsa direkt bağırsak geçirgenliğine yapılmalı. Ama ben ne zaman SIBO, yani %50 vaka olarak söylüyorum. SIBO'suz bir bağırsak geçirgenliğine başvurduğumda SIBO'yu gizli SIBO diyorum işte ben ona. Hani SIBO varmış meğerse ama görülmüyor. Yani tahmin edilmiyor, öngörülmüyor. SIBO varmış. Öyle bir durumda direkt stratejiyi değiştirmemiz gerekiyor. Beş çeşit bağırsağı öğrenebileceğiniz bir kurum yok. Beş çeşit bağırsak için ben sağlıklı yaşam okuluna gelen arkadaşlarımıza bir test uygulayacağım. Bu testi uyguladıktan sonra onların hangi tür bağırsak olduklarını tespitini yapacağım. Ona göre de besleme tedavisi uygulayacağım. Dediğim gibi bu 5 çeşit bağırsak bütün bilim çevreleri tarafından kabul görmüş bir şey değil. Ancak klinikte çok güzel sonuçlar veren bir bağırsak sınıflaması. Yani o yüzden test yapılması gerekiyor.
Şimdi bu durumda kritik birkaç nokta var ve çok kişisel bir şey. Normalde böyle bir şey bir tek şeker hastalığı gizli veya bariz belli açık şeker hastalığı olan kişilerde gördüğüm bir problem bu. Son bir problem bu. Bu durumda size şunu önereyim ben. Eğer bağırsaklarda böyle ciddi bir problem yoksa meyve ve sebze tüketimini artırın. Bir süre bunu böyle idare edin. Sizin ben aslına bakarsanız çok hassas bir şey söylüyorsunuz. Bir süre sonra sizin durumunuz glutenle alakalı değil bu arada. Nişastayla ve şekerle alakalı. Beni yanlış anlamayın. Hemen korkuya kapılmayın. Sadece Alzheimer hastalarının öncesinde görülen bir duruma benzettim. Önlem almakta yarar var. Henüz çok başındasınız. Dolayısıyla çok rahat önlem alabilirsiniz. Korkmanıza da gerek yok. O yüzden önerim şekeri ve nişastayı içeren besinleri kesmek ama diğer taraftan bağırsak tedavisine başlamak ve gerekli besin takviyesi programını da uygulamak veya besin takviyesi programı uygulamayacaksanız daha uzun vadede güzel çözümler elde edebilirsiniz. Besin takviyeleri daha kısa vadede çözüm elde etmemize yardımcı oluyor. O yüzden uzun vadede bağırsaklarınıza odaklanıp kendinizi bu şekilde devam ettirmeniz bir süre sonra bu durumu aşacaksınız. Eğer tekrardan şeker ve glutenli besinlere başlarsanız çok üzgünüm ki gününüzü kurtaracaksınız ama geleceğinizi kurtarmış olmayacaksınız. Ama dediğim gibi önleminizi alırsanız gününüzü biraz sıkıntılı yaşamanıza sebep olabilir ama geleceğinizi aydınlatmış olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, sorular bu kadardı. Bundan daha fazlasına ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Yani birçok insan için bu böyledir. Genel beslenme yöntemlerini söylemekten daha fazlasını burada yapmam doğru değil. Çünkü kişisele giriyor. Kişisele girince A kişisi için uygun olan bir şey B kişisi için sorun yaratabiliyor. Bu durumda ortaya karma karışık bir şey giriyor. Bir WhatsApp grubunda 250 civarında insanlar var. Yani her WhatsApp grubunda farklı. Bu durumda da her biri için ayrı bir cevap veremem. Bu nedenden de ötürü genel cevapların sınırının dışına çıkamam. Benim herkese önerim şu. Daha iyi sonuç almak istiyorsanız, beslenme konusunda daha iyi bilgiler almak istiyorsanız, bu konularda bilgilenmek istiyorsanız, Sağlıklı Yaşam Okulu'na gelmenizi öneririm. Sağlıklı Yaşam Okulu'nda sadece beslenmenizi takip etmeyeceğim. Aynı zamanda ailenizi ve size hep beraber eğitiminizi üstleneceğim. Bunun nedeni şu. Bu bir ekip işidir. Sadece sizin diyet yapmanız bu işi başaramayacağınızın garantisidir. Oysa bunu bir yaşam tarzı, bir beslenme tarzı olarak tüm ailenin uygulaması bambaşka sonuçlar yaratır. Bu bir diyet değil, bu bir yaşam tarzıdır, bu bir beslenme tarzıdır. Bu tek başına sizin değil, ailenizle birlikte yapmanız gereken bir yaklaşımdır. Sadece sizin sağlığınıza değil, tüm ailenizin sağlığına çok olumlu katkılar sağlayacak bir yaklaşımdır. Bu nedenle onların eğitimini de üstlendim bu okulda. Amacım ekip birliği, sinerjik etki ve ailenizin de desteğiyle birlikte doğru en iyi sonucu elde edebilmek. Bu nedenle Sağlıklı Yaşam Okulu'na gelmenizi öneriyorum. Buna değecek fazlasıyla karşılığını alacaksınız, bunu görebileceksiniz. Okula mutlaka bekliyorum çünkü sonucunun çok büyük faydalarını göreceksiniz arkadaşlar.